Hadi, biraz bir şeyler yemelisin. Alo? Merhaba. Her şey yolunda mı? Şimdilik öyle. Peki, kendini nasıl hissediyor? Evet canım, yanımda oturuyor. Acaba yemeği dışarıda mı yesek? Ne dersin ha? Olur mu? İyi fikir. Ne dersin, mama dışarıda yiyelim mi? Çin, et, pizza. Birazdan seni arayıp söyleyeceğim. Tamam. Momo böyle yaşamaya devam edersen bu acın dinmeyecek, biliyor musun? Ben de bu acımın dinmesini istiyorum artık. Ama nasıl olacak hiç bilmiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Bilmiyorum, Samir'i kaybedersen ya da o seni kaybederse her türlü senin aşkını hak etmiyor. Sana ne oluyor böyle? Neden Samir'i kaybettiğimi söyleyip duruyorsun? Tamam canım, peki. Sadece senin sevgini hak etmediğini söylüyorum. Belki de Tanrı karşına başkasına çıkartır. Onu bulmak için biraz sabırlı olmalısın. İmad'ın yapamadığı şeyi ben yaptım bak. Seni güldürdüm. Garip öyle değil mi? Kadere inanmayan biri olarak kaderi kullanıp beni eğlendirmeye çalışıyorsun. Şakaya bak. Şakaysa bırak öyle kalsın. En azından güldün. Bak, kadere inanmıyorsan bile hayata karşı inancını asla kaybetme. Bu hepimizin mutluluğu için gerekli. Sen gerçekten başka bir şeysin. Ciddi görünüp komik şakalar yapıyorsun. İstersen şaka yaptığımı düşünebilirsin. Ama lütfen mutlu ol, eskiden olduğu gibi. Yemek için de istediğini söylemedin. İmada cevap vermemiz lazım. Delir misin? Söylesene, onu arıyorum. Sen ne diyorsun öyle? Gülümsüyor muydu? Şakalarıma dayanamaz ki. Şakaların mı? Sen şaka yapmazsın ki hiç. Çünkü her söylediğimi ciddiye alıyorsun. O onlara güldü. Gayet basit. Yemek güzelmiş. Çünkü restoranı ben seçtim. Ben pek beğenmedim. Neden? O haklı. Üniversite kafesinden daha güzel bir yer olamaz. Öğrenci hayatıyla pratik yaşam arasındaki fark bu işte. Üniversitedeki basit bir burger bile körlü tavuğun aşağısında kalmaz. Ama üniversitenin dışında her şey patates kızartmasına benzer. Haklısın. Üniversitede her şey daha güzel görünüyordu. Normal hayata geçince dank ediyor bir şeyler. Hadi ama, dalga geçiyordum, ciddiye alma. Bak, neden ciddi bir şeyler söylemiyorsun? Böylece onu güldürebilirsin. Defol git buradan. Hadi soğutma artık ya lütfen. Çok lezzetli bak. Yine mi yalnızsın? Merak etme artık. Bu durumdan çıkmak için çok çabalıyorum. Mutlu musun Momal? Ne düşünüyorsun peki? Bence kendi kendinle konuşup yalnız oturmadığına göre mutlu olabilirsin. Şimdi de yalnızlığımı ve özelimi mi koparmaya çalışıyorsun? Hayır. Seni mutlu görmek istiyorum. Hadi başka bir şey konuşalım. Söylesene, onunla ne zaman tanışacağım? Kiminle? Gelecekteki kocanla.
Yani bana tekrar ne zaman ihanete uğrayacağımı mı soruyorsun? Kendi hatan yüzünden ihanete uğradın. Gerçekten mi Afroza? Bunu yeterince konuşmadık mı sence? Sadece sana gerçekleri söylüyorum. Samir'i bırakmasaydın eğer... Samir'i bırakmasaydım ne olurdu? Söylesene. Ne olurdu? Bana ihanet etmez miydi yani? Çok iyi biliyorsun. Ben onu sadece çalışıyor diye düşünüyordum. Ama sonra bir gün geldi ve bana... onunla evlenmek istediğini söyledi. Ne yapabilirim ki? Karşı koymalıydın. Kesinlikle. Ona yalvarmalıydım, değil mi? Bu yalvarmak değil, senin hakkın. Başkasına vermeye çalıştığı sevgi aslında senin. Ve onun için işleri kolaylaştırdın. Onu sevmedim ben. Aslında ona tapıyordum. Dönüşünde ondan sadık olmasını beklememeli miydim? Ondan sadık kalmasını beklemeliydin. Buraya gelerek bütün ihanetini kolaylaştırdın. Pekala, yaşanılması gereken yaşandı. Söylesene, neden başkasına ihanet etme şansını vereyim? Niye bir erkeğe güveneyim ki? Bütün erkekler aynı değil. Tatlım, işte burada yanılıyorsun. Bütün erkekler aynıdır. O zaman İmat hakkında ne düşünüyorsun? Neden seslisin söylesene, ben de mi aldatılacağım? Bütün erkekler aynıdır Afroza. Tek bir fark var, İmat da aldatacak şansı bulamadı. Yanılıyorsun. İmat öyle biri değil. Ben de Samir'in öyle olmadığını düşünmüştüm. Aşkınız kuvvetli değilmiş. Bu yüzden aranıza başkası girdi. Kimse onu sevdiğim gibi sevemez. Bunu çok iyi biliyorum. Ama ne oldu? Sonuçta bütün sevgimi unuttu ve beni kandırdı. Üzücü kısımsa şu ki İmat şans bulduğunda o da yapacak. Lütfen Mamıl. İmat hakkında böyle konuşma. O öyle biri değil. Ve ona olan sevgim dışında başka birini asla düşünmez bile. İmat'a gerçekten bu kadar güveniyor musun? Ben ona ve sevgime güveniyorum. Peki ya bu dediklerinin yalan olduğunu kanıtlarsam? İstişerti pekelugi bir yapya.